Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda. Bugün ablamlara geldik. Şarköy'deyiz. Ablam burada. Kapı çaldı. Kapı çaldı. Urcan abi de geldi. Burada da Yasin var. Orada başlatamadım. Balkonda başlatamadım videoyu. Yasin. Selam de. Yasin bana küs. Az önce kamerayı elinden aldım çünkü. Balkonda da çok fazla rüzgar var. Rüzgar diyorum. Balkonda da çok fazla arabalar geçiyor. Araba sesleri çok geliyor. Duymazsınız diye içeri girdim. Burada açtım. 3 gün buradayız. Ablamlarda kalacağız. Bakalım neler yapacağız şimdi. Yoldan geldik. Karnımız biraz aç. O yüzden Senoş bize bir şeyler yapmış. Bu arada yeni kamera aldım. Nasıl çekiyor, ses nasıl hiç bilmiyorum. Aşağı yazarsınız. Biraz sonra gösteririm de zaten. Şimdi Senoş'un yaptıklarını göstereyim. Islak kek yapmış bize, börek yapmış. Burada akşam için ablama sipariş verdim, kuru fasulye yapacak. Kekimiz de böyle. Bu da Yasin. Merhaba. Yasin bana küs ama az önce benim kameramla oynarken elinden aldım. Küsüm aşkım. Çıkmayacağım videolarında dedi bana. Öyle, şimdi biz balkona çıkıyoruz. Burada biraz ablamın yaptıklarını falan yiyeceğiz. Çok ses çıkar diye burada çekmiyorum. Şöyle kahvelerimiz de hazır. Kahve de yaptı Senoş. Ay acaba nasıl çekiyor kameram? Çok merak ediyorum. Biraz sonra yine detaylı olarak gösteririm size kameramı da. Bakalım 3 gün buradayız. Neler yapacağız hep beraber görelim. Bu arada 10-11 gündür falan video atmıyorum. Bunu atana kadar da bir 15 gün olmuş olacak. Çünkü kamera aldım dediğim gibi, onun gelmesini bekliyordum. Bundan sonra böyle çok güzel içerikler çekeceğim için, yani çeyiz götürmedir, sermedir, onları telefona çekmek istemedim. Görüntü daha güzel olsun, siz daha güzel şeyler izleyin diye kamera aldım. Onun gelmesini bekliyordum. O yüzden video çekemedim. Geldi kameram. Artık bütün videolarımı bununla çekeceğim. Allah! Konuşuyorum ama aynı zamanda şuraya bakıyorum. Bir de magnolia yapmış Senoş. Onu da göstereyim. Şöyle magnolia'mız da var. Bakın bu tabaklardan bende de var. Göstermiştim bir çeyiz videomda, böyle altlıklı. Çok güzel değil mi? Tatlı koyabilirsiniz, çerez koyabilirsiniz. Bakın. Öyle. Biraz sonra tekrar görüşürüz. Hadi bay. Hadi bay. Evet arkadaşlar, biz şimdi hazırlandık. Akşam canlı müziğe gideceğiz. Zaten geç gelmiştik. 7 gibi falan. Biraz dinlendik falan. Şimdi saat 10'a geliyor. Bir canlı müziğe gidelim dedik. Öyle. Şimdi hazırlandık. Oturuyoruz. Yani ben hazırlandım. Bir tek evde başka kimse hazırlanmadı. Ne giydiğimi göstereyim size. Kamerayı da daha alışamadım. Bu arada kamerayı da göstereyim bari aynadan. Önce kıyafetimi göstereyim. Beyaz bir pantolon giydim. Üzerime şöyle siyah bir üst giydim. Bir de bu terliklerimi yeni aldım. Şöyle hafif topuklu bir terlik giydim. Bunlar daha önce hiç giyilmedi dışarıda. O yüzden evin içinde giyiyorum şu anda. Bir de kamerama bakın. Ne çekiyorum hiç bilmiyorum, biliyor musunuz? Telefona aktarmam gereken böyle kablosu var. Telefona aktarıp bakacaktım ne çektiğime de evde unutmuşum. Yanlış şeyi getirmişim. Samsung olanı getirmişim. iPhone olanım değil de. Şöyle çekiyorum, bakalım ne çıkarsa artık. İlk elin günahı olmaz. İlk videoda artık bir şey olmaz. Şu kameradan aldım. Osmo Pocket diye geçiyor. İnşallah görüntü kalitesi daha güzeldir. Siz de yazın. Güzel mi değil mi? Ses nasıl geliyor? Hiç bilmiyorum. Yani deneme olarak çekiyorum bu videoyu. Böyle hazırlandım şimdi. Uğurcan'ı bekliyor. Uğurcan abi, Yasin'i ve ablamı bekliyorum. Bir tek ben hazırım. Ön kamerayı çevireyim. Şöyle çok az da makyaj yaptım. Yok bile denilebilir. Saçımı da böyle topladım. Bu aralar çok fazla böyle kullanıyorum. Ablam da odaya girmiyor. Orada beni bekliyor. Göstereyim. Baksanıza. Ben video çekiyorum diye burada bekliyor ya. Öyle. Şimdi gidelim, biraz Yasin'leri rahatsız edelim. Sen ne kadar hazır olursun? Sana göstereceğim hangisini giyin diye. Tamam. Ablamın da kıyafetini seçelim. Bir de kamera çok küçük burada. Sen göster. Bunlar çıktı mı? Çıksın, bir şey olmaz, ne olacak yani? Bu doğal bir vlog. Ne çektiğimi bile görmüyorum ki. Bir de küçücük bir kamerası var bunun.
Oradan hep kendime bakmaya Bunları çalışıyorum. yeni aldım Edoş. Bakayım. Hadi sen hoşunu üstünü seçelim. Doğrudan. Gözükmüyor dolabım. Dağınık. Dağınıklığa karşı çözümüm. Dağınık deyip dolapları kapaklarını kapatmak. Bak şimdi bir tane böyle gömlek aldım. Bu nasıl sence? Güzel ama şimdi giymiyorum. Niye? Canım müziğe giderken bakayım diğerine, diğeri daha güzel. Bunu Oo. bayramda giyeyim demiştim. Ha, çok güzelmiş, beğendim ama. Evet. Bir de bunu yeni aldım. Bakayım Çalıştım. sıradaki. Çaktırmadan, dolabın içini göstermeden. Evet. Bu da olabilir. Bu beni çok iri tutuyor ya. İyi, sen bilirsin ya, giy istediğini. Aynen. Hadi kapatayım da güzel güzel Yine seçelim. sana sorup kendi bildiğimi yapıyorum bunu. Aynen. Ya şimdi hazırlandı. Evet arkadaşlar, hazırlandı. Şimdi canlı müzeye gidiyoruz. Sen de bize kombinini anlat, makyajını anlat. Ben unuttum. Ben makyaj mı yaptım aşkım? Ben doğalım. Aynen, doğal güzel. Doğalım. Hadi gidelim. Bir balkonda. Uğurcan abiyi bekliyoruz. Bir tek Uğurcan abi kaldı. Hepimiz hazırız dedi ki en hızlı ben hazırlanırım dedi ve hala hazır değil. Onu bekliyoruz. Her şey de sen varsın. Unutamaz. Canlı müziğe gitmeden evde canlı müzik verdiler. İkinci günden merhabalar arkadaşlar, günaydın. Dün çok bir şey yapamadık, yorgunduk zaten. Eve geldik, dinlendik. Sonra da canlı müziğe gittik. Oradan görmüşsünüzdür birkaç görüntü zaten. Şimdi bugün kalktık, kahvaltı yaptık beraber. Mangala gidiyoruz. Şarkköy'deyiz şu anda da. Uçmakdere'ye gideceğiz mangal yapmaya. Yasin'le Uğurcan abi bir şeyler almaya indiler şimdi marketten falan. Etlerimiz falan da hazır. Şimdi hep beraber mangala gidiyoruz. Orada yine çekerim. Bugün böyle geçecek. Bakalım neler yapacağız. Şöyle su falan aldık yanımıza. Etlerimiz burada. Burada Senoş'um var. Selam. Aç Senoş şarkıyı. Şarkı dinliyorduk da video çekeceğim diye kapattık. Evet. Trakya'dayız çünkü. Evet, biz geldik piknik alanına. Şöyle göstereyim. Burada çadırlar falan var. Burada kalıyorlar. Ne aldınız? Kavun. Kavun aldık. Su. Suyumuz Ice var. Tea. Milli içeceğimiz var. Burada ne var? Bunlar soslu kanat mı? Evet. Benim tavuk göğsüm nerede? Sana tavuk göğsü aldık. Ha, burada. Kondurulu da köfte aldık. Evet. Aa. Kanat, köfte ve tavuk göğsü aldık. Ben bir tek tavuk göğsü seviyorum. Şu kanat mesela çok yağlı geliyor, yiyemiyorum. Şu köfteyi de çok fazla sevmiyorum. O yüzden bu bana özel. Böyle yiyeceklerimiz. Sandalyeler getirdik böyle. Burada sandalye falan var ama biraz tozlu, ben buna oturmayacağım. Nargile getirdi Urcan abi evden. Nargile yapacak da ben içmiyorum. Migrenim tutuyor nargileden. Başka neler var? Peynir. Bardak getirmişler. Üzüm. Mangal yakacaklar. Bunlara da biz oturacağız. Burada ne var? Her yeri geziyorum. Nargilenin devamı. Beni de göster. Dur, ön üç kamerayı çevireyim. Yeni öğrendim, bir dakika. Şuraya bak da. Ha. Evet. Ben de hep kendime bakıyorum aşağıda ama. Gerçekten kamera o kadar sinir bozucu. Evet. Ama şuraya bak yukarı. Ablam saçlarını boyattı bu arada, bakın. Sarışın oldu sonunda. Beğendiniz mi? Pahalı kağıt. Eğer beğendiyseniz, yorum yapmak isterseniz kanalıma bekliyorum. Sena Uğurcan Kahyaoğlu. Evet. Hemen reklamını da iletelim. Reklamını da yapayım. Aynen. Buraya yazarsın. Ama sarışın daha güzel, bakın. Bakın. Özüne dön. Arkadaşlar bir... Bakın. Şimdi Eda'ya bakın. Ben daha güzelim. Ne olursunuz bir de bana bak. Yasin daha güzel. Gel seni gör. En güzel benim. Bakın en güzel benim açıkçası. Kara çocuğum benim. Kara çocuğum. Yandan da taranmış anneme, böyle damat isterdi. Evet, yandan taranmış. Burada domates, bunları. Bu arada beni göster piknik kombinimi. Annem neler
Benim piknik kombinim, bir tane beyaz tişört, bir tane şöyle bir şort. Bu etek zannediyorlar ama bu şort. Böyle. Ben senin de piknik kombinimi göstereyim. Bu da Yasin'in piknik kombini. Sarı sarı oldu bugün. Hani akşam kaybetmeyelim Yasin'i diye biraz fosforlu giydirdik. Hava kararsa göremiyoruz çünkü. Böyle. Şimdi biz hazırlığımızı yapalım. Ben biraz aşağı denizi gösterip geleceğim. İşten kaytarmaya çalışıyorum. Hani aşağı gösterme niyetiyle. Bir de girerken burası çok kalabalık. Yani çok büyük bir alan. Şu an burası boş gözükebilir ama. Şurada denize de giriyorlar. Oraya da göstereyim. Ama bakın burada hep kamp yapıyorlarmış. Mo kamp diye geçiyor burası. Bakar mısınız? Burada denize giriyorlar. Bakın. Burada arabalar falan çok fazla var. Böyle. Biz de şuradayız. Bugün saçlarımı takmadım. Saçlarımı. Kendimi çekiyorum. Ablam el sallıyor ama kendimi çekiyorum. Öyle piknik yapacağız. Çok güzel burası. Hava da o kadar güzel ki. Güneşli yani sıcak. Burada ağaçlar var çok fazla. Sıcak bize vurmuyor. Böyle tam ideal yani. Hala bitirememişler işleri. Bana da kaldı. Ben kapatıyorum. Evet, Edoş bize bugün hazırlık yapıyor. Ne yapıyorsun aşkım? Salata. Yapabildiğin tek şey o zaten. Aşkım. Daha ne? Daha ne istiyorsun? Salatayla doyarsın. Doyarsın. Kırmızıya basınca mı duruyor Edoş? Evet. Ben salatayı yaptım. Hazır şu anda. Bir mangalı yakmak kaldı. Daha yakmadılar. Keyif yapıyorlar da burada şu an. Beyler. Biz şimdi bir yürüyüşe çıktık. Böyle ormanın içinden yürüyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Annem olsa şu an ne derdi biliyor musun? Bizi burada kesseler kimse bulamaz derdi. Resmen öyle bir yer. Bakın. Bizi burada kesseler bulamazlar. Aa, bakın kabıma. Yeni aldım. Nasıl? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Bakın şimdi bir kabıma bakın. Bir de ekranıma bakın. Kabım leoparlı. Ekranım leopar kafası. Bir de mesela seni açayım. Şöyle WhatsApp arka planım da yine leoparlı. Arabalar geçiyor. Ben bir saattir acıktım acıktım diyorum. Kimse beni dinlemiyor. Mangal falan yakmadık daha. Önce bir yürüyecekmişiz ondan sonra. Yürüyüşe çıktık. Yaz biliyor musun senle? Mesela kağıda yazacağız. Eda Yasin yazacağız. Benim önüme Eda Yasin, senin önüne Eda Yasin. Ondan sonra sen, ablam soracak kim daha çok kıskanç mesela. İkimiz de kağıt kaldıracağız. Aynen. Öyle şey yapacağız. Bir de ben şeyi çekmek istiyorum. Tamam, Ben bunu yakınlaştıramıyor muyum burada ya? Bir şey söyleyeceksin. Seni seviyorum diyecektin mi? Aa valla ben söyletmedim. Kamerayı açtım geldi de. Etlerimizi koyduk pişmeye. Ben de şimdi salataya bir sos yapayım. Sonra da oturup yiyelim. Gerçekten çok acıktım ben. Öyle. Biraz otur da tamam. Tamam. Evet, soframız hazır sayılır. Kanatlarımız. Bu tavuk göğsü, bunu bir tek ben yiyeceğim büyük ihtimalle. Kanatlarımız, etler pişiyor, daha devam ediyor. Bir kavgamız var burada.
Biz şimdi yemeği koyulalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3. gün. Yine biz kalktık, kahvaltı yaptık. Dün de pikniğe gitmiştik gördüğünüz gibi. Gelince var ya ölü gibiydik. Manitajımı çekeyim. Hazırlanmış, size göstermek istiyormuş kombinini. Tamam, nereye gidiyorsun? Şimdi yine hazırlandık. Sabah kahvaltı ettik. Hazırlandık. Ben dün giydiklerimin aynısını giydim. Çünkü öyle. Bakın Yasin de hazır. Kendini göstermek istiyormuş. Öyle çıkacağız. Şimdi hepimiz hazırız da önce size bir şeyler göstermek istedim. Geçen gün Şarkköy'den akşam dışarı çıktığımızda bir şeyler aldım. Burada ne o takıcının ismi Senoş? Takıcım.com. İsmini bilmiyoruz. Şöyle karşı kamerayı çevireyim. Şöyle bir poşet bir şeyler aldım. Yok yok, ben çekerim Yas. Ben çekerim. Bırak. Bırak. Allah'ım ya. Kamerayı oyuncak yaptı Yasin. Neyse. Şöyle iki tane toka aldım. Bu tokalardan çok kullanıyorum. Bir tane de leoparlı var. Yani çok kullanıyorum dediğim bir tane var. Onu çok kullanıyorum demek istedim. Onlardan aldım birkaç tane. Bunu anneme aldım. Laciverti. Bir de kendime şöyle siyahlı beyazlı aldım. Sonra şöyle bir küpe. Bunu bana Senuş aldı. Şöyle 20 TL'ymiş. Altın rengi. Sürekli kullanırım. Çok güzel. Halka ama şöyle şekilli bir halka. Nereden geldi bu ses? Yasin. Bir şey mi patladı? Yasin bir şey mi yaptın mutfakta? Yapmadım. Bir sakin olun arkadaşlar. Ya, her şey benden bilmeyin ya. Bir şey mi aldın? Bir şey mi düştü değil? Düşmedi. Su içiyordum. Su dolap hemen açılmıyor ya. Dışarıda bıraktım suyu. Suyun şeyi falan patlamış. Tamam neyse. Bir tane böyle küpe. Sonra... Bir tane şöyle üçlü küpe aldım. Bunlar da halka. Şöyle altın rengi var, siyahı var, bir de gümüşü var. Bunları da sürekli kullanırım diye. Şunu aldım. Bir de şunu göstereyim. Ay bakın bunlar da çok güzel. Bir tane de böyle üçgen şekilli bir küpe aldım. Beyazlı. Bu da çok şık gözüküyor. Bunun da fiyatı 25 TL'ymiş. Buradan daha önce de hep takı aldım. Yani her geldiğimde buraya gidiyoruz ve bir sürü şey alıyoruz zaten. Yani biliyorum, seviyorum. Çok çabuk kararmıyorlar zaten. Kullanıyoruz sürekli. Bunları aldım kendime. Şimdi de dışarı çıkacağız. Çünkü ablam bana bileklik alacak, düğün hediyesi. Onu seçeceğiz. Kendini seçti hazır buraya gelmişken. Bakacağız, beğenirsek alacağız. Düğünde, yani düğünümüz zaten bir ay sonra. Düğünde takmak için bir... Beni göster diyor hala. Gel. Tamam, göster. Gel bebişim, gel. Gel. Yeter, hadi hazırız, çıkıyoruz. Hadi gel, konuş birkaç kelime de sonra kapatalım. Konuş dedi. Hadi gidelim bebişim. Tamam, şimdi çıkıyoruz. Şunları toplayalım hemen. Kuyumcuya gideceğiz. Yine orada beğendiğim bir şey olursa falan gösteririm size. Ziyo da sendesin. Nasıl gidiyorsun? Şükür Allah'a. Buralar mısın? Buralar değil mi? Tamam, buraya gel, bir şeyler içelim. Tamam, geleyim abi. Tamam. Biraz daha boş ver. Uğra. Gel, uğra, görüşelim. Hadi hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. 22'ye verdim ama. Hangisinden verdim? 22'den verdim. Evet arkadaşlar, eve geldik biz. Orada da çektim zaten, görmüşsünüzdür beğendiğim modelleri. En son neye karar verdim göstereyim. Tatatatam. Bir de hediye paketi yaptırdık. Dün de takacak ya ablam öyle. Şu çivili modeli aldım. Diğerlerini de çok beğendim aslında ama onlar şimdi dün de... Ayaklar çıkıyor. Çıksın aşkım benim, seksi ayaklarımdan. Diğer modelleri de beğendim ama onları zaten düğünde yok, annem takar, yengem takar. Hani takılır mutlaka o modeller. Ama bu modeli de kimsenin gelip takacağını zannetmiyorum. Ve saatimin yanında da çok güzel durdu. Onu göstereyim şimdi size. Gelsene. Gelemem. Şu, bunu özellikle saatimin yanına takmak için aldım. Diğer bilekliklerim mesela, dur. Bir şey oldu ya. Heh, tamam dur. Mesela şu, öyle bileklikleri buralara takarım hep. Ama bunun yanına, saatimin yanına çok şık duruyor. Göstereyim şimdi tekrardan size. Şimdi kurdelemiz de var düğüne. Ver bakayım. Şöyle duruyor. Çivi model. Bunlar bu aralar çok moda zaten.
Çok yakıştı bence. Ben çok beğendim. Ablam da çok beğendi. Yasin de çok beğendi. Bir tek annem beğenmedi. Ama olsun. Böyle bol bol kullanırım. Yani ben günlük olarak hiç çıkarmayacağım bir şey istemiştim. Ablam bilezikle bakabiliriz dedi ama yani her gün kullanamayacağım bir şey istemedim. Böyle her gün kullanmak daha güzel olur. O yüzden bunu beğendim. Şarköy'den Sultan Kuyumculuk diye bir yerden aldık. Şöyle bir paketi var. Bir de size ne göstereceğim. Bakın ablam iPhone... Ay ters tuttum. iPhone 11 aldı. Kırmızı renk hem de bakar mısınız? Çok tatlı. Biraz karıştıralım bari. Nasıl açılıyor bu ya? Kahve yaptık şimdi. Bir kahve içelim. Bugün dönüyoruz çünkü. Gitmeden önceki bir kahvemiz. Ay döktüm. Nasıl köpüklü yapmış sen, hoş bu ya. Evet. Ben de 3 tane mesela. Nereden dökülüyor bu ya? Video çekecektim, rezil oldum ya. Hep öyle oldu zaten. Video çekmesem gayet güzel. Şimdi dolardı bu. Evet arkadaşlar, biz şimdi eve geldik. Silivri'deyiz ama o kadar yorulduk ki yani yorgunluktan ölüyoruz. Direkt yatacağız. Ben üstümü başımı değiştirdim. Yatmak için hazırlandım yani. Ama önce size bir şey göstermek istedim. Ondan sonra da videoyu kapatacağım burada. Biz bugün dönerken ablamın kayınvalidesi hediye almış bana. Yine çeyiz mi büyük ihtimalle. Onu göstereceğim size şimdi. Şöyle keramika markasının ikili Nescafe fincanlarından almış. Bu böyle. Bu böyle tabağı. Siyahlı beyazlı. Bu da siyah böyle fincanı. Çok şık. İkili böyle Yasin'le bana kadar. Bakın. Çok beğendim bunları. Hediye almış bana Halime abla. Teşekkür ediyorum. Çok beğendim. Siz de bakabilirsiniz. Markası keramika. Öyle. Biz de şimdi eve geldik. Videoyu burada kapatacağım. Kameram yeniydi. İlk defa bu kamerayla çekim yapıyordum ve aparatı unuttuğum için çektiğim videoları telefona aktaramadım. Hani nasıl çekiyorum falan. Onları göremedim. Hepsini birden aktaracağım. Anca öyle bakacağım. Yani kötü çektiysem kusura bakmayın. Alışacağım yavaş yavaş. Bizim 3 günlük Şarköy videomuz burada bitiyor. Bayramda falan tekrar başka vloglarla karşınızda olacağım. O zaman videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.